السلام عليكم. السلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة الأصحاب، مدد يا مشايخ الدستور، مولا شاء الله فازد أسنى شاء محمد عز وحفان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله عز وجل buyuruyor. Zalimlerle beraber olmayın. Zalim olan kimdir? Allah'a karşı gelen insanlardır. Onlarla beraber olup da başka kendine iyilik gelecek zannetme. Onlarla beraber olan ancak zarar görür. Onlarla beraber olan hiçbir zaman fayda görmez. Onun için yani Müslümanı kayırması lazım. Ona yardım etmesi lazım. Kafirden, zalimden ümit beklemek ona bir işe yaramaz. Kendi kendine günde el mümin kel mümin kel bünyan mahsus diyor Peygamber Efendimiz. Mümin mümine beraber sağlam bina gibidir. Ondan kuvvet bulur. Ondan hayır bulur, fayda olur. Mümin başka mümin olmayanlarla, Allah'a karşı gelenlerle olup da bir fayda sağlayacağımı zanneden kendini kandırmış olur. Hiçbir zaman bir fayda olmaz. Çünkü zaten baştan belli bu menfaat işi. Menfaatı da onlar kendilerine isterler. Seni kullanıp ondan sonra atarlar. Ya atıyorum yolda bırakır ya hiçbir bakmazlar. Onun için mümine, Müslümana ancak Müslümandan hayır gelir. Müslüman olmayanlar bir vakit seninle olur, sonra seni bırakır, sana karşı olur. Senin bildiklerini alıp kendiler sana karşı kullanabilir. Onun için mümin daima bu Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in dediği vasiyeti, emri tutması lazım. Hiçbir zaman zalimlerle olmaması, olursa da bilerek ne yaptığını bilerek şey yapması lazım ki her dakika, her an sana zarar verebilir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşareti bir sağlam bina gibi durun, birbirinize destek verin her bakımdan. Destek verince Allah sana yardım eder, bereket verir, kuvvet verir. Zalimlere karşı seni muzaffer eder. Allah'la beraber olan daima muzaffer. Hainlerle Allah'a karşı olanlar da her daim hüsranda, zarardadırlar. Allah mümin kullarla bize beraber olmayı nasip etsin. Birbirimize destek, birbirimize dua etmek lazım. Dua en büyük kuvvet, müminin silahı. Tank toptan daha kuvvetli olan silah var. O da dua silahıdır. Dua silahıyla Allah izniyle her şeye
her şeyi yapabilir olur. Allah'ın vaadidir bu. Allah'ın bize verdiği ihsandır ki o zalimlerde yok. وَدَوَوَمَا دُوَا الْكَافِرِينَ لَا فِضَلَالْ diyor. Kafirler dua etsin istediği kadar onun duaları hiçbir işe yaramaz diyor. Allah muhafaza etsin. Allah daima bizle beraber olsun inşallah. Allah iman kuvveti versin hepimize. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِيقَ الْفَاتِحَةِ